Venera'nın ve bizim inanç sistemimizin getirdiği değerler. Bu değerler insanlar arasında bir dayanışma yapmış, kardeşlik yapmış. Şimdi Osmanlı coğrafyasını düşünün, bir tabur askerle Kudüs'te 400 sene barış sağlamış. Bunu nasıl yapmış? Onu ona kırdırarak değil, dostluk tohumları ekerek yapmış. Mevlana felsefesi gibi felsefeyi insan arasında yaşatarak yapmış. Yani şu anda bu oyunları bozacak en güzel şey Mevlana'nın değerlerini bir taraftan yükseltmeye çalışmak. Yani tabii muhakkak şeytan taşlamak önemli ama evliyayı alkışlamayı da unutmayalım diyorum. Her zerrede şevki sermediyet görünür. Mahz-ı ezeliyet, ebediyet görünür. Dikkatle bakınca alemi hilkatte mahbubiyet, Muhammediyet görünür. Bütün ilmi açılımların, ilmi ve yaşamsal gereksinimlerin yegane çaresi, yegane ilacı, antibiyotiği, Muhammedi ahlaktan başka hiçbir şey değil. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Benim adım Kayyum Naoki Yamamoto. Ben Kyoto Üniversitesi'nde şimdi doktora öğrencisiyim. Ve konu olarak ben şimdi Osmanlı dönemindeki tasavvuf üzerine çalışıyorum. Bu programdan biz çok istifade ettik. Çünkü bu programda ben Osmanlı tasavvufun tadına baktık. Mesela bir derste ben Osmanlı şiirleri okuduk. Bu şiirleri hem net ve hem derin bir şekilde tasavvuf anlatıyor. Ve bu tasavvuf yani İslam'ın özü. Yani bu programda yani hem akademik seviyeyi de yükseldi ama hem benim iman da yani arttı. Sonra da yani gerçekten bu derste ben yani nur hissettim. Ve akademik açısından da bir önemli bir şey var. Yani Japonya'da Osmanlı dönem üzerine makaleler ya çalışmaların yani çoğunu hem siyaset ya da tarihi yani çalışmalar ve Osmanlı dönemindeki tasavvuf üzerine yani makaleler ve çalışmalar ve akademik yani faaliyetler çok az.
Ve biz yani bu açısından da yani Osmanlı tasavvuf yani üzerinde çalışan yani ilk nesli yani olacağız. Ve bu bu yani bu program sayesinde yani mümkünleşti. Yani önce de hiç bunun gibi fırsatı yoktu. Ama bu yani program yani bize bu bunun gibi yani güzel fırsatı yani verdi bize. Ve bu Osmanlı tasavvuf yani öğrenince Japonlara göre de bu en güzel bir şekilde yani İslam anlayabilir. Niye yani Japonlar yani genelde yani medyalarda yani İslam hakkındaki bilgileri arıyorlar. Ama yani medyada bahsettiği şey yani hem yani terör örgütü hakkında ya da saldırı gibi şey ya da yani siyasi İslam yani hakkında. Yani Japonların çoğunu İslam bu yani siyasi din diye yani inanıyorlar ama bu yanlış. Yani İslam yani güzel ahlaktır. Bu yani peygamberin sözü ve bu yani anlamak lazım. Ve bu yani ahlak da bu ahlak anlayabilirsek yani İslam yani anlayabiliriz. Bu program adı İki Doğum Köprüsü ama biz yani bu manevi ahlaki köprüsünü yani kurmak lazım. Japonya'daki genel tasavvuf çalışmalarıyla alakalı genel temayül daha çok antropolojik, sosyolojik iken bizim Türkiye'ye gelmiş olan, o eğitime katılmış olan bir ay boyunca Türkiye'deki hocalarla temas etmiş, İstanbul'u, Bursa'yı, Konya'yı görmüş, Osmanlıca tasavvuf metinlerini okumuş, aşinalık kesbetmiş olan, Osmanlı tasavvuf tarihiyle alakalı bir seminer almış olan bu dört arkadaşımızın Japonya'daki sunumları diğer Japonlardan farklıydı. Diğer Japonlar daha bahsettiğimiz sosyal bilimler sahasında kalırken bu dört arkadaşımız daha doktrinal çalışmalara kaymışlardı. İbrahim Hakkı Erzurumlu'nun, Niyazi Mısri, Davud-u Kayseri olmak üzere üç Osmanlı Anadolu Sufisi üzerine tebliğlerini sundular. Türkçeyi kullandılar. Kaynaklar arasında Türk kaynakları vardı. Merkeze aldıkları bir isim bir Anadolu Sufisi'ydi. Bunun biz, ben şahsen Japonya Akademiyası için çok önemli bir aşı olacağını düşünüyorum. Yani genç Japon araştırmacıların Anadolu Sufilerle tanışmaları, onlara ilgi göstermelerinin başlangıcı olacağını, bir geleneğin başlayabileceğini ümit ediyorum. Bu yüzden çok sevindirici bulduğumu söylemek. Vazifeyi yaptığın zaman gerçek mutasavvıf oluyorsun. Yani birini reddedip sırf manevi yönünü, aşkı yönünü geliştirmek değil. İlmi yönüyle manevi yönünü birleştirerek ortaya bir sentez çıkarmak ve enstitünün gayelerinden biri de bu metodu herkesin kendi ilminde kullanması. Yani diyelim ki iş kadını tasavvufu nerede yaşayabilir onu anlatması. Galiba enstitünün çok önemli bir vazifesi bu. Dolayısıyla iktisatçı iktisatta, siyasetçi siyasette. Çünkü bu yaşanılan bir şey. Onun için bir tarafı bile ihmal olursa bütünlük kaybolur. Peygamberin de buyurduğu gibi hem en iyi aile babası olacaksın, hem en iyi iş adamı olacaksın, hem en iyi her şeyin en iyisi olduğun zaman ancak gerçek yolda olan olursun diyor. Bu bakımdan da dua edelim böyle bir fırsat elimizde. Hocalarımız çok güzel. Onlardan yararlanalım ve bize gösterdikleri yolda ilerleyelim.
13. yüzyılda Anadolu irfanı ile mayalanan bu tasavvuf anlayışının layık olduğu biçimde bilimsel zeminde araştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması bizim için bir görev olmuştur. Füsus şerhinde bol miktarda mesnevi beyitleri kullanıyor, bol miktarda mesnevi'den de alıntılar yapıyor. Aynı şekilde mesnevi şerhinde de füsustan alıntılar yapıyor. Bu sentez, bu terkip arkadaşlar muhteşem bir terkip. Zirvedir, İslam irfanında zirvedir. Lütfen bunu muhafaza edelim. Bunun üzerinde çok duralım, konuşalım, tartışalım. Efendime söyleyeyim ama bir irfan eğer üreteceksek bu gelenekten üretebiliriz. İbn Arabi Mevlana çizgisi bence hem bu ülkenin ana omurgasıdır, bu ülkenin Anadolu İslam'ının ana omurgasıdır ve İslam dünyasını da bana göre ihya edecek ana eksendir. Teşekkür ederim.